Sevgili izleyiciler, şu anda bu güzel sanat eserlerini yapan sanatçıyla beraberiz. Hülya Saltuklu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu kadar güzel şeyleri yapmak ne kadar zamanınızı aldı? Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Ben emekli öğretmenim. 30 yıllık bir bu sanatla ilgili geçmişim var. Emekli olduktan sonra mezun ettiğimiz öğrencileri iş imkanı sağlamak amacıyla bir de yöresel ehramımızın ölmekte olan sanatımızı canlandırmak amacıyla bu işleri yapıyoruz. Çok güzel. Burada yelekler var, maso örtüleri var, şallar var. Bunları neyle yaptınız? Kumaşın özelliği ne? Kumaşın özelliği %100 yün olması, koyun yünü, el dokuması olması, evet el ürünü olması. Bunlar daha önce bizim şu elimdeki bebek şekliyle görürseniz, yöresel olarak, milli kıyafet olarak, yani dış giysi olarak Erzurumlar bunu kullanırdı. Fakat şu anda daha kullanılmamakta. Biz de sanatımız ölmesin, ehramımız geleceğe taşınsın diye yeni modern çağdaş ürünlerle piyasaya çıkmaya çalışıyoruz. Vay, çok güzel. Peki aynı zamanda burada satıyorsunuz da. Tabii tabii. Ne kadar mesela şallar, masa örtüleri? Mesela şallar yaptığımız ürünün el emeğine göre değişiyor. Şöyle diyeyim, ben şu standta 3 lirayla 300 lira arasında ürünlerimiz var. Mesela bu boyun şalı bayanlar için. Şu bebeği ben şöyle bir bırakayım. Şu boyun şalı bayanlar için 50 lira mesela. Ama hakiki yün, el dokumasal olarak düşünürseniz yani ücreti fazla şey tutmaz. Kenarlarındaki oymaları da siz yapıyorsunuz değil tabii mi? Tabii tabii. Hepsi elimizin emeği bunlar. Tamamen elde çıkan ürünler bunlar. Şurada gördüğünüz mesela bayanlar için pançolar, pelerinler şu şekilde dış giysi olarak. Şu etolümüz bayanlar için yine. Yani bunun hem estetik açısından hem de sağlık açısından düşünmemiz lazım. Çünkü %100 yün. Ve içerisinde hiçbir kimyasal madde yok. Renkleri de tamamen koyunun kendi doğal rengi. Bir de çok güzel bir şekilde modaya uygun yünü modada tasarlayıp modada kullanmışsınız. Yeni tarz ürünlerle bir şekilde yün değerlenmiş, modaya uygun bir kıyafetler. Bu da bayanlara sunulmuş. Peki bunlar ne kadara? Fiyatlar nasıl? Şu 60 lira, şu 80 lira. Emeği, göz nuru şeyler. Yani bunun ipliği de elde bükülüyor, dokuması da elde yapılıyor, üzerinin desenleri de elde yapılıyor. Yani tamamen el ürünü. Öyle değerlendirmek lazım. Çok güzel. Burada yine yünden çantalar da yapılmış. O kadar güzel şeyler var ki. Bayan çantalarımız var, çok şık şu şekilde. Şurada cüzdanlarımız var, sigaralıklarımız var. Şöyle göstereyim ben size. Mesela. Artık sigaralık demeyelim de biz bunlara kadınların aksesuar çantası diyelim. O ismi de kaldıralım. Şöyle, şunlar daha çok vitrinlerde kullanmak için, evet, hani simgesel ürünlerimiz. Mesela burada, şu. Yani Erzurum'a ait her şeyi bulabilirler değil mi? Erzurum'un güzel simgelerini, kümbetlerini, camilerini yaptınız. Evet, evet. Şöyle, bütün simgeleri biz ürünler üzerinde taşımaya çalıştık. Bu yani ürünü tanıtırken yaparken bu arada Erzurum'umuzu da tanıtmış oluyoruz. Evet, çok güzel. Evet. Elinize, emeğinize sağlık diyoruz sizin. Şu kaşkollarımız da çok güzeldir. Onları da bir gösterelim isterseniz. Şöyle alalım. Bunlar da erkekler için enseyi yemesin diye özel kumaşlarla kapladığımız tamamen yün sağlıklı bir ürünümüz. Çok güzel. Şimdi Erzurum'un soğuğunda insanlar o soğuktan korunabilmek adına böyle yün kıyafetler mi tercih ediyorlar genelde? Aslında yünün özelliği kışın sıcak, yazın serin tutması. Yaz, kış, yaz, yün giyilmeli yani. Evet, kullanılır ve sağlıklı bir üründür diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok ayrıntılı, çok güzel bilgiler verdiniz bizlere. Sizlere hem iyi tanıtımlar diliyoruz hem de bol satışlar diliyoruz biz. Teşekkür ederiz. Bu sağlıklı bekliyoruz. Evet. Biz Erzurum'dan geldik, onlar da buraya misafir etmeye. Buyursunlar, gelsinler. Evet, sağ olun efendim, teşekkür ederiz.